Ahlakımızı bozan platformlara bir yenisi daha eklendi. Disney Plus. Yeter. Ailemiz rahatsız oluyor. Artık bizi duy Disney Plus. Netflix, Amazon, Blue TV, Poo TV, Being Connected gitti. Disney Plus. Artık ahlak bozan platformlara bir son diyoruz. Evet evet. Buna çok karşıyız. Gibi. Biz çok karşıyız. Hiçbiri de evimizde yoktur falan. En son ne izledin de ahlakın bozuldu ya? Mahvolduk ya. Ben en son Disney Plus'a bakmak için açmıştım. Orada bir gitti değil mi? Orada yok ya. Bir tane çocuk animasyonu vardı. Onu izledim ben. İyi toparlanmıştır hala. Para nedir? Arkadaş nedir? Tamam mı? Böyle onu anlatan 8 dakikalık bir tane böyle animasyon vardı. Ama 8 dakika değil, 3 dakika animasyon, 5 dakika akıyor. Yazılar akıyor, kredisi akıyor. Aynen o şekildeydi. Bak, ben Obi-Wan Kenobi'yi seyrettim ve ahlakım darma duman oldu çünkü bok gibi çekmişler. Yani Star Wars'la alakalı çok güzel bir konu. Bence seçtikleri konu harika bir konu. 3. filmden sonrası Obi-Wan'ın ne yaşadığını anlatacak falan ama bu kadar kötü işlenmesi inanılmaz garip geldi bana ya. Öyle garip sahneler var ki, bir ormanda kaçış sahnesi var. Küçücük kızı 50 yaşındaki 3 adam tutamıyor. Herhalde bu kadar kötü çekilmiş bir sahne daha izlemedim. Onun dışında 5 metreye birbirine baka baka çatışan insanlar olur mu ya? Şuna bak. Aradaki mesafeye bakar mısın ya? Çok az lan aradaki mesafe. Oğlum birbirinizi vurun artık ya. Şurada birbirinizi vurun yani. Onun dışında Obi-Wan Kenobi gerçekten beklentim çok altında kaldı. Üzdü beni. O zaman tabii ben de normal bir içerikle ilgili bilgi vereyim. Evet açtım baktım Disney Plus'ta ne var ne yok diye. Çok bana hitap eden bir platform değil aslında. Çünkü Star Wars dünyası falan bunlar benim dünyam değil. O yüzden benim dünyam olmadığı için çok hitap. Ama Pixar kısmı güzel. Yani orası güzel, oraya bakabileceğim. Güzel, aynen. Evet. O kısım güzel. Oralara takılabilirim. Bir de Kaçış vardı. Türk dizisi. Evet. Ama ben şunda çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Herhalde Netflix'ten kalma alışkanlık. Ben tüm bölümler yayınlandı diye zannederken aslında sadece bir bölüm çıkmıştı Netflix. Ben izlediğimde. Bir şey soracağım ama bu konuyu tartışmaya açabilir miyiz? Evet. Evet doğru söylüyorsun. Disney Plus'ta bir bölüm çıkmış ama Netflix dışında 10 bölüm arka arkaya yayınlayan bir platform yok. Bir izleyici olarak oylama yapmak istiyorum. Şu an burada 4 kişiyiz. Sence bir dizinin 10 bölümü çıkınca mı daha mantıklı? Yoksa 10 bölümü çıkınca. Daha cevabı mantıklı. Verdim hemen. Evet. Senin için izleyici olarak öyle. Ama kesinlikle yayınlayan öyle. Kişi olsan mantıklısı o mu olurdu? Kesinlikle mantıklısı da bu olurdu. Ya televizyon izlemiyorum ki. Televizyon izlemiyorum ki her hafta. Bence, onun yeni bölümünün gelmesini bekleyeyim. O yüzden bence bir anda çıkmalı. Baturan sence? Bence tek tek gelmeli ya. Oğlum sence? Abi ben paramı nasıl aldığıma bakarım ya. 10 bölümü tek seferde veriyorlarsa alırım paramı geçerim başka işe başlarım. Ama sen yayınlıyorsun, ama sen çekmiş sen olabilirsin. Sen ama bir şey söyleyeyim, izleyici olarak cevaplamayacak mıyız bu soruyu? Hayır. Netflix ben anlamadım. Ya platform kurdun sen Şebnem TV diye. Ya 10 gene, bölüm ya, dizim gene var. De baksana bir şey söyleyeyim, ben Kaçış'ı izlemeyeceğim. Bir yeni bölüm çıkmış yani bana ne hani. Unuttun artık ya. Bir de şöyle bir şey oldu, ben Kaçış'ın ilk bölümünü izledim. Çok saçma gelen yerler vardı, komik gelen yerler vardı. Ama eğer 2-3 yani o tamamen yayınlanmış olsaydı ve ben arka arkaya 2-3 bölüm açabilseydim. Belki hani ben yanlış anlamışım diyeceğim ya da toparlayabileceğim durum olurdu. Ben mesela ilk bölümden şey yaptım. Çünkü bir diziye mesela bir bölüm izleyip bir karar veriyorsunuz. Ben genelde 2-3 bölümünü izleyip ondan sonra izleyip izleyemeyeceğim bir dizi olduğuna karar veriyorum. Şimdi bunu Kaçış'ta ilk bölümü izledim. 2 ve 3'ü akıtamıyorum. Ne zaman akıtacağım? 2-3 hafta sonra gelecek de akıtacağım. O zaman akıtmam işte ben. Kaçış mesela benim için bitti. Bu kadar. Onun gibi yani. İzleyiciyi bence çok çabuk kaçıran bir durum. Tek tek gelmesi. Bence kaçırıyor. Engin Akküre'ye sesleniyorum. Kaybettin. İnşallah. Alakalı bir mevzu ama kaybettin abi. Kaybettiniz. Kaybettin. Evet. Yani bence ben o açıdan bakıyorum. Ben hep izleyici açısından baktım. Tabii para kazanma açısından ben de onun gibiyim yani. Duruma göre bakarım. Hayır ya. eskiden Netflix'ten önce bir dizi tartışma kültürümüz vardı. Bir bölüm yayınlanırdı. Biz onu bir hafta tartışırdık. Böyle mi olur? Acaba burada şöyle mi oldu? Acaba burada böyle midir diye ekşi de başlıklar açılırdı. Üzerine konuşulurdu falan. Ya o Netflix'te beraber ya. Ama hala devam ediyor. Mesela ben Amazon'da The Boys'u seyrediyorum. Amazon'un yaptığı formülü ben beğeniyorum. Çünkü şöyle yapıyor. İlk 3 bölümü pat pat yayınlıyor. İzleyici alıyor. Senin gibileri de alıyor. Mesela 3 bölüm olurdu. Okeydi ona da. Dediğim gibi. Sonra çünkü bölümden hafta olmuyor. Hafta hafta yayınlıyor. Ondan sonra hafta hafta yayınlamaya başlıyor. Tamam, her hafta. Mantıklı olabilir. Mesela ben Boys her hafta merakla bekliyorum. Çünkü hem güzel bir dizi hem de yani her hafta bana konuşulacak bir şey veriyor. İşte Boys'u izleyen başkasıyla mesela telefonla diyorum. Abi bölüm şöyle oldu, böyle oldu. Acaba hafta şu mu olur, bu mu olur diye tartışıyorum. Bu da dizinin aklımda kalmasını sağlıyor. Mesela Witcher çıktı. 10 bölüm arka arkaya 2 günde bitirdim. 3. gün aklımda ne Witcher kaldı ne bir şey kaldı. Bitti ya. Benim için 10 bölüm dizi 2 günde bitti. O üzerine zaman, konuşacağım bir şey bile kalmadı. Şöyle bir şey, ilk 3 bölümü yayınlamalarından ikimiz de hemfikiriz değil mi? Yani ilk evet, bence, de tek bölümü yayınlayıp bırakamazsınız. Yani bırakılmamalı. Bence o çok kötü bir durum. Disney Plus'la beraber Lost geldi. Sen bu arada bayılırsın Lost'a biliyorum. Hiç seyretmemiş Lost'u ya. Çok şaşırdım. Sen de şaşırdın mı Orun?
Lost'u seyretme. Ama Lost'u seyretmeyen bizim jenerasyondan bir insan ben görmedim ya. Ya bizim... çok konuşuldu Lost ya. Acayip çok konuşuldu ve o kadar tiksindim ki Lost'tan. Gerçekten odadama falan böyle oda arkadaşım izlerdi benim. Ben üniversitedeydim o zamanlar. Oda arkadaşım izlerdi ve onu görüp uf mu var falan deyip odadan çıkardım. Şebnem'in çok popüler şeylere karşı bir alerjisi var. Evet gerçekten yapamıyorum yani. Çok popüler ya, olunca olmuyor. Dizi popüler olduğu gibi izlemeye başlaması lazım. Hani olabilir, herkesle evet. Beraber. Ama mesela 3 sezon sonra dizi artık iyice popüler olmuş. Döneyim seyredeyim mi? Çok gelemiyor. Lost'ta bir de Lost o kadar goy goy döndü ki bugün başlaması çok zor bir dizi bence. Ben tekrar seyrediyorum. Ben bugün başlarım. Bugün başlarım. O dönem başlayamadım. Ya ama bugün de bir süsün mü? Bugün de çok zor geliyor seyretmesi. Çünkü abi şey çok belli ya. O zamanlar 24 bölüm falan ya bir sezon. 23 bölüm. O dönemler evet. Öyleydi. Bir dizinin 23 bölüm olması çok uzun lan. 23 bölüm süren bir sezon çok uzun. Ay bilmiyorum ya. Ben lan. O dönemler Ezel'e sarmıştım. Ezel izliyordum. İzliyordum. Onu hatırlıyorum. Yani Breaking Bad'i mesela ben şey yapmıştım. Hani evet. Lost'lar onlar aynı zamanlarda. Aynı zaman dilimlere çıkmıştı. Disney Plus'ta çok fazla eski dizi var ya. Yani tamam nostaljik açıdan güzel. Ben izlediğim dizileri açmayı da severim. Ama onlarca yeni içerik olarak bilmiyorum dediğim ben gibi. Marvel işi seviyorsanız, Star Wars'ı seviyorsanız Disney Plus bence muazzam. Ben mesela Marvel filmlerini artık sinemada seyretmekten sıkıldım. Ya çünkü çok fazla Marvel filmi çıkıyor ve hepsini seyretmek zorunda. Kızım sen senede... sinemada seyretmeyi seviyorsun o tarz filmleri. Seviyorum ya. Ya senede bir tane filme gidiyoruz senle. O da bir. Senede 10 tane Marvel dizisi çıkıyor, sineması çıkıyor, filmi çıkıyor. Hiçbirini seyretmiyorum ki. Hiçbirini seyretmiyorum. Doktor Strange çıktı mesela gitmedim. O tarz bence zaten filmler sinemada izlenmeli. Sesi olsun, görüntüsü olsun. Bence Türkiye'de sinemada bir şey seyredilmiyor. Ben sinemada izlenmesi gerektiğinden yanayım. Yani hem karanlık hem izleyici kültürümüz yok ya. Şu patlamış mısır yeme kültürü mesela hala daha nasıl devam ediyor ben anlamıyorum. Kartonda pahalı kartondaki patlamış mısırlar. Bunu biliyorum. O yüzden millet kendi patlamış mısırını alıyor ama abi jelatinde bir şey yenmez sinemada lan. Hışır 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 delireceğim yemin ediyorum ya. Toplum içinde yaşamayı bilmeyen Allah aşkına. diye bir şey içip şık 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 diye bir şey yemeden sinema seyredilmiyor mu ya? Bu kadar elzem mi lan bunları yapmak? En azından yanınızda boş bir karton getirin. Şu kartonun içine dökülsün aldığınız şeyi veya bir şey yemeyin 2 saat lan. O ses sisteminde dahi o şeyi duyuyorsun yani. Ya, gıcırtıyı duyabiliyorsun. Öküz gibi kendi çiğnediği şeyi duymuyor. Ben yemin ediyorum 10 filmden 5'inde birini uyarırken buluyorum kendimi. Yani beraber gittiğimizi sen de biliyorsun yani. Çok güzel kibar uyarıyor biliyor musunuz? Lütfen biraz sessiz olur musun? Ya, o kadar sinirlenip nasıl kibar kalabiliyorsun ya? Bence çok enteresan. Ben o kadar sinirlendiğimde asla kibar davranamam mesela. Soğuk Elif çok sinirleniyor yanımda. Ben mesela biraz önce, ben eskiden gerilirdim. Ay çok sinirlendi falan diye. Sonra bir uyarışı var. Pardon. Özür dileyerek söylüyorum. Çünkü sert çıkarsan şey insanların gururuna dokunduğu için sana onlar da sert tepki verme evet, ihtiyacı hissediyor. Onlar da evet. Sert olabilir. Bak, diğer derdi utanıyorlar hakikaten de. Bir gün bir olay oldu. Şezlong'u biri çok çekmiş tamam mı? Böyle tatildeyiz. Ay. Ay çok komikti. Böyle şimdi her şemsiyenin bir gölgesi var ya. Herkes kendi şemsiyesinin gölgesinde olmak zorunda. Bu adam kendi şemsiyesinin gölgesinde değil bizim şemsiyemizin gölgesine çekti. Sinirleniyor anlatırken orayı. Sonra ama herkes öyle yapmış. Ya. Bir dönüp bak etrafına sen ne yani? Çok komik diye öyle bir harekette bulunması. Ben dedim ki tamam ben söylerim dedim. Ne olacak dedim ama Şebnem çok gergindi. Dedi ki ya boş ver şimdi kavga çıkacak falan. Hayır bak şöyle oldu. O sırada da Enis yok. Ben de kardeşimle birlikte işte sahildeyim. Bunların öyle yaptığını gördüm. Çünkü Enis de Furkan'ın oturduğu kısma çekmişlerdi. Biz zaten kendi kısmımızı ayarlamıştık. Ve herkes dediğim gibi kendi şemsiyesinin gölgesinde. Ay biz Çiğdem'le kendimizi bir gaza getirdik. Ay onlar öyle çekti bu öyle çekti. Bunlar bilmem ne terbiyesiz. Bunlar ne alaksız. Gaza getirdik getirdik. Sonra Enis geldi. Enis dedim. Enis bak dedim sizin gölgenizi aldılar. Beni dolduruyor. Sonra tabii Enis işte güzellikle halletti gene yani. Yo şöyle dedim. Pardon dedim. Gölge bizim tarafa geçmişti. O tarafa geçeceksiniz de ben çeksem olur mu dedim. O da tabii dedi. Çekti. Ben de koydum bu kadar. Yani bitti mevzu. Ama insan bazen o kadar çok kuruluyor ki. Ya ben insanların düşüncesiz olmasına kuruluyorum. O yüzden evet, mesela sinemada da yani o haşır haşır. Ya hiç mi toplum içinde yaşamadınız? Ya da hiç mi aileniz öğretmedi? Yani siz nereden geldiniz? Dağdan mı? Yesim geliyor. Yani bilmiyorum. Çok kalabalığız. Burada ve... ben de sinemaya sesleniyorum. Şu ışıkları açın artık sinema içerisinde. Yani ekranın ışığı çok karanlık. Çok karanlık lan. Vallahi yemin ediyorum sinemadan tiksindim ya. Ama boşver sinemayı Disney Plus'a dönelim biz ya. Disney Plus'a... Ahlakımızı bozan diğer platformlara. Ne aktif olarak seyrettiğimiz şeyleri de örnek verebiliriz bu arada. Sen Kaçış'tan bahsettin. Ben Obi-Wan Kenobi'den bahsettim. Lost'a arada bakıyorum ama Boys Amazon'da sansür yiyor bu arada. Onun muhabbet döndü. İlk defa dijital platformda sansürlü bir şey gördüm. Aa öyleyse benim için biter platform. Olur mu ya? Para verip alıyoruz. Yani neyin sansürü? Ben de anlamadım. Para öyle verdim. Öyle bir şey varsa gerçekten ben benim için biter yani. Bir de şöyle bir şey orada var. Sansür yiyeceksek ooo. Ben Amazon'u... Kim yapmış o sansürü? Amazon'un kendisi yaptığını düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye'den öyle bir uyarı geldiğini ben zannetmiyorum. Öyle olsa bir sürü şey daha sansürlenirdi yani. Bir tek Amazon kendi kendine tribe girip sansürlemiş. Niye öyle bir şey yapmış anlamadım. Mesela Sony hatırlıyor musunuz? Blade Runner'ı... En iyisi Netflix gene. Sony'nin şeyini hatırlıyorsunuz. Blade Runner'ı sansürlü getirmişti. Türkiye kendi inisiyatifiyle hatırlıyor musunuz o muhabbeti? Evet, Blade Runner zoomluydu. Ya sahneyi zoomlamışlardı çıplak bir insan gözükmesin diye sinemadaki filmde. Büyük rezalet diye. Ve öyle sansürlük bir şey de yok. Çıplak bir figür. Sinemada ne olacak yani? Ulan bile çok korkuyor çıplak. İnsan vücudundan bakar korkan bir şey olur mu ya? Herkes sustu. Bir tek ben mi? Göt sen altın. Ne ahlaksız bir insan mısın? Allah'a linç geliyor lise.
Ya hayır, ne bileyim ya. Bilmiyorum şimdi bununla ilgili ne diyeyim ben. Ya evet, Netflix. Ben Netflix'çiyim. O yüzden benim için şey değil yani. Orada da o kadar çok görüyoruz ki Netflix'e de sağ olsun. Yani hiç onu olmadan geçen bir şey Netflix'te yok. Netflix'te formül gibi. Her bölümün ilk 15 yani, dakikasında bir sevişme sahnesi koyuyor evet, banko. Evet, aynen. O yüzden hani ona da bir şey diyemiyorum. Yani aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Ben çok kızıyordum Netflix'e. Tamam mı? Bu diğer platformlar yok. Çünkü ben de toplum mühendisliği gibi gerçekten de bir şeyi aşılamaya çalıştıklarını düşünüyordum. Çok fazla vardı. Yani o fazlalık beni tiksindirmişti. Neyi? Neyin fazlalığı vardı? Çıplaklık fazlaydı. Cinsellik fazlaydı. Her şeyin, her dizinin içine katıldığı durumlar fazlaydı. Ve bana çok fazla geliyordu ilk etapta. Ama şimdi diğer platformlar falan çıkınca bilmiyorum. Netflix güzel ya. Ben seviyorum Netflix'i. Ya da ben artık istedikleri kıvama gelmiş de olabilirim. Bilmiyorum. Ben o kıvama oturmuş olabilirim artık yani. Tamam arkadaşlar, yani neticede baktığımızda Enis'in ahlakı bozulmuş. Ben hala sapasağlam duruyorum. Dimdik ayaktayım. Her platformu üzerime atabilirsiniz. Hiç fark etmez benim için.